Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkmen Radyo Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınıza olacağım. Başbakan Muhammed Chia Sudani, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan Dünya Ekonomik Forumu'nun özel toplantısına katılmak üzere resmi bir davet aldı. Başbakan Federal Mahkeme Başkanı Cansı Muhammed El Amiri ile genel durumu ve ulusal düzeydeki dosyaları görüştü. Necef ve Kerbela'da ziyaret törenleri için entegre bir hizmet, sağlık ve güvenlik alarmı altında İmam Ali'nin aleyhisselam şehadeti yıl dönümünü anıldı. Federal Yüksek Mahkeme görevsizlik nedeniyle parlamento başkanı seçimi oturumunun iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti. Medya kaynakları işgal ordusunun şifa hastanesinden çekilmesinin ardından hastane içinde ve çevresindeki sokak ve yollarda yüzlerce şehidin cesedinin bulunduğunu doğruladı. Gazze Şeridi merkezindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ni hedef alan Siyonist bombardımanında 4 kişi şehit oldu, 17 kişi de yaralandı. Günlük hükümeti faaliyetlerinde Başbakan Muhammed Chia Sudani, Suudi Veliahtı Prensi Muhammed Bin Selman'dan krallığın bu ayın sonunda ev sahibi yapacağı Dünya Ekonomik Forumu'nun özel toplantısına katılmak üzere resmi bir davet aldı. Başbakan'a gönderdiği mektupta Suudi Arabistan'la Irak arasındaki yakın ilişkilere değinen Bin Selman, Irak'ın katılımının toplantı çalışmalarının başarısı üzerinde olumlu etki yapacağını belirtti. Başbakan ayrıca Federal Mahkeme Başkanı Cansı Muhammed El Amiri ile dünyada doğrusu genel durumu ve ulusal düzeydeki dosyaları görüştü. Toplantıda yargı kurumlarının desteklenmesi ve varlıklarının güçlendirilmesi önem vurgulanırken özellikle mali ve idari yolsuzlukla mücadele alanında hükümet programının uygulanmasının ilerletilmesi için anayasal makamlar arasında ortak çalışmanın gerekliliği vurgulandı. Hükümetle ilgili bir başka konuda Başbakan yerel yönetim çalışmalarının vatandaşa taahhüdün ciddiyetine dair bir mesaj içermesi ve il meclisinin siyasi farklılıklardan uzak bir şekilde denetim sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Başbakanın bu açıklaması Vasat Valisi Muhammed Cemil El-Meyahi ve İl Meclisi Başkanı Ali Hüseyin ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Kendisi hükümetin reform tedbirleri kamu parasını korumanın önemine dayandığını vurgulayarak bazı önlemlerin alındığını belirtti. Başbakan ayrıca hükümetin benimsediği reform konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Yüksek Forum Komitesi'nin ilk toplantısına başkanlık yaptığı sırada Başbakan hükümetin ekonomik durumu iyileştirmeyi amaçlayan bir gelecek vizyonuna göre kapsamlı bir reform programı hazırlamak için çalıştığını doğruladı. Başbakan Muhammed Chia Sudani, İmam Ali'nin aleyhisselam şehadeti yıl dönümünde Irak halkına ve tüm Müslümanlarına başsağlığı diledi. İmam Ali Aleyhisselam doğru yolu götüren bir rehber olduğunu ve onun devleti idare etme ve halkın işlerini dikkate alma konusundaki parlaklığından alınacak bir örnek olduğunu vurguladı. Sana ve abna şa'bina el-kerim ve umum el-muslimin fi meşariqil ardı ve magaribiha bel umumu ansaril hakki ve semahati vel adaleti el-ictimaiye bihadihi zikra el-elime التي كان للباطل فيها جولة وجرأة فنال منه عليه السلام فسمع العالم بأسره إلى غاية اليوم صرخة الإيمان بالفوز نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا الكريم وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بل عموم أنصار الحق والسماحة والعدالة الاجتماعية بهذه الذكرى الأليمة التي كان للباطل فيها جولة وجرأة
فنال منه عليه السلام فسمع العالم بأسره إلى غاية اليوم صرخة الإيمان بالفوز مقرونة بالقسم برب الكعبة تعبيرا عن انتصار الصادقين الموقنين. لقد مثل الإمام علي بن أبي طالب في تاريخنا ووعينا قرينا للحق ودليلا للمسار الصحيح، لا سيما حين تضطرب الأوضاع وتتمدد قوى الشر والفساد وتتمكن من تحقيق مكاسب لها، حين نستعيد تلك السيرة العطرة لإمام الموقنين بما فيها من مستلهمات وموارد إلهية تبتغي مرضاته سبحانه، فإننا نلزم أنفسنا برابط صعب ومثال نسعى إليه ونقتبس من ضيائه في إدارة الدولة ومراعاة شؤون الناس ومصالحهم. تلك المهمة التي كرس الإمام علي عليه السلام حياته لها، لأنها عنوان سمو العمل ومفتاح رضاه عز وجل ورضا عباده. Cumhurbaşkanı Abdülhatif Cemal Reşit, İmam Ali'nin aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı resmi yazısında bu vesileyle İmam Ali'nin aleyhisselam büyük insan ve entelektüel özgeçmişini hatırladığını, yankılarının her zaman ve her yerde yankılanması ve hakların gerçekleştirilmesinde ve adaleti oluşturulmasında dayandığını söyledi. Necef ve Kerbela'da ziyaret törenleri için entegre bir hükümet, sağlık ve güvenlik alarmı altında İmam Ali'nin aleyhisselam şehadet yıldönümü anıldı. Aralarında üst eşik ve vesileyle özel bir operasyon odası oluşturulan ve personel iç ziyaretçileri karşılamak ve onlara hizmet vermek için seferber edildi. İmam Ali Aleyhisselam şehadeti yıl dönümü münasebetiyle Ehl-i Beyt İslami Merkezi Diyale iline bağlı Karatepe kasabasında Kadir Gecesi'ni ihya etmek ve bir taziye töreni düzenliyor. Dilde ay, gözlerde yaş. Diyale'de bir dini tören. Hazreti Ali Aleyhisselam şehadetinin yıl dönümü münasebetiyle Diyale iline bağlı olan Karatepe kasabasında Ehl-i Beyt Merkezi tarafından bir dini tören düzenlendi. Başsız bedendir bu şehit. Lalalar elvan olub. Azam Allah ecurana ve ecurakum bis işade emiril müminin selamullahi aleyh. Fi hadihi l-eyyam el-azime min şehri Ramazan el-mubarek ve eyyami leyletil kadr alleti hiye khayrun min elfi şehr. Hazreti Ali Aleyhisselam şehadetinin yıldönümü münasebetiyle Ehl-i Beyt merkezimiz bu töreni düzenledik ve aynı zamanda mübarek Ramazan gecelerinde dua ediyoruz. Bi hadihil münasebel elime ictema'at hadihil mu'minin ictema'at hadihil mu'minun en yuvasu seyyidahum. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam şehadetinin yıldönümü münasebetiyle bu törene hazır olduk. O da hatta Hazreti Ali'ye yattan çıkmama için. Muasaten lehu salavatullah ve selamuhu aleyh. Sallallahu aleyke ya seyyidi. Katılanlar ise törene Ehl-i Beyt merkezinden teşekkürlerini sundular. Çok memnunum müminlerden ve la siyema tabaka min eşşabab. Okun sa'i ettiler. Bu şairanı ihya etsiler. Bu köyün üzerinde ve beyan etsinle aleme azamet emiril müminini kun özü fi makam peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh dedi. Ya Ali, menden sonra nubuva yoktu illa ente ahi bi mesabeti Harun'a min Musa. Fe nes'alullah el aliyyel kadir kun kabil etsi bu marasimleri ve kabil etsi bizden bu ayın azim ayın a'malın ve ta'atın ve çok memnunum bu kanatıza ve neşkur müesseset Ehl-i Beyt. Ehl-i Beyt merkezinden teşekkür ediyoruz ve aynı zamanda tüm Müslümanların oruçlarını Tanrı kabul etsin. İnşallah kul sene kul am ve siyam makbul ve zenim mağfur inşallah.
Adli konuda Federal Yüksek Mahkeme görevsizlik nedeniyle parlamento başkanı seçimi oturumunun iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti. Parlamento Federal Mahkemenin üyeliğinin sona erdirilmesi hükmeden kararıyla görevden alınan Muhammed El-Halbusi'nin yerine başkan seçimi konusunda birçok kez başarısız olmuştu. Petrol Bakanlığı petrol endüstrilerine yatırım alanlarında Simes şirketiyle yatırım yapılması ve petrol sahalarından gaz yakılmasının durdurulması konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Enerji işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdurgani bu mutabakatın bakanlığın bu şirketlerin sahip olduğu teknoloji sayesinde petrol sahalarından büyük miktarlarda gaz yatırımı ve işlemesine yönelik hızlandırılmış planı kapsamında yer aldığını belirterek bu mutabakatın imzalandığına işaret etti. Petrol Bakanlığı ülke genelinde doğal gaz üretimini artırması için yakın zamanda yeni projeler planladıklarını ifade etti. Irak'ın genelinde doğal gaz üretimi yaklaşık %60 oranında gözüküyor. Bu oran yaklaşık günlük olarak 1 milyon metreküp doğal gaz üretildiği belirleniyor. Petrol Bakanlığı ülke genelinde doğal gaz üretiminin artırılması için yakın zamanda yeni projeler planladıklarını ifade etti. Hükümetin ve Petrol Bakanlığı'nın ülke genelinde doğal gaz üretiminin artırılması için önceliğinin farklı illerde doğal gaz kuyularında boşuna yakılan gazın durdurulması ve bu adım ile birlikte komşu ülke İran'da doğal gazın almamak için önemli bir adımdır. Bildiğiniz gibi ülkenin farklı illerinde yaklaşık 1 milyon metreküp doğal gaz boşuna yakılıyor. Hükümetin programında öncelikleri arasında yer alan boşuna yakılan gazın durdurulması ve elektrik enerjisini üretmek için Çin büyük önem taşımaktadır. Irak olarak 2027 yılında ülke boşuna yakılan doğal gazın durdurulması çalışmaları sürüyor ve bu ülke olarak doğal gaz almak değil doğal gazın satmaya planlanıyor. Irak 132 trilyon metreküp doğal gaz alanına sahip olduğu için Fav limanında gaz projesi de Irak'ın doğal gazını satmaya başlaması mümkündür. Hükümetin doğal gazının boşuna yakılmasının önüne geçme stratejisi hem üretim yönünden önemli hem de ülke genelinde çevre temizliği için de büyük önem taşımaktadır. Kifri ilçesinde hain saldırıyla şehit düşen Bayat aşireti lideri Hüseyin Aloşiç'in bugün cenaze namazı kılındı ardından toprağa verildi. Bayat aşireti lideri şehit Hüseyin Aloş'un cenaze törenine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yardımcısı Heysam Muhtaroğlu, Türkmen yetkilileri, önde gelen şahsiyetler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçesinde hain saldırı ile şehit düşen Bayat aşireti lideri Hüseyin Alluş bugün cenaze namazı kılındı. Ardından toprağa verildi. Bayat aşireti lideri şehit Hüseyin Alluş'un cenaze törenine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve yardımcısı Heytem Muhtaroğlu, Türkmen yetkilileri, önde gelen şahsiyetler ve çok sayıda Kifri halkı katıldı. Aziz Türkmen millet, bugün şehidimizi bugün uğurluruk, inşallah cennete uğurluruk özünü. Ama siz de bilirsiniz ki bu olan oyun, asıl meselede, asıl hedef Türkmen milletinin iradesidir. İster Çifri'de yaşayan Türkmenler, ister iklimde, ister bütün Irak. Çünkü her zaman zalimlerin ayrı bir silahları yoktu öldürmekten ayrı, hatta insanları susturmak için. Bizim abimiz, Hüseyin Alloş abimiz, Müsalim, bir vecih, Şeyh Aşire, arası Türkmen'le, Kürt'ten, Arap'tan, bütün aşairlerden iyi olan bir abimiz idi. Dünenden çok telefonlar geldi bana ve üç sorumlulardan Bağdat'ta. Acaba ne için bunu öldürdüler? Bu adamın sirası, güzel bu sirası niçin hedef alındı? Dedim hedef alındı çünkü hedef bunun arkasında Türkmen milletinin iradesidir.
Çok mühterem Kifir halkı. Ben iki dilde ya da üç dilde de konuşacağım, teşekkür edeceğim. Öncelikle Hüseyin Alluş Abu Ali Kifir'den gitti, Türkmen'den gitti. Zahmet edip buraya kadar bizim acımızı paylaştığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Türkmen elinin her yöresinden gelen, kıymetli öncelikle başkanımıza, yönetim kurulu üyelerimize, hepinize tek tek teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmez. Biz birlik olduğumuz sürece mutlaka gereken mesajı en doğru şekilde vermiş olduk. Yeri o zaman geldiğinde elbette ki sözümüzü söyleyeceğiz. Türkmen milleti bin yıl bu topraklarda adaletle yönetim yaptı ve yine adaletle yönetim yapacak. Çok çok teşekkür ederim. Hem de kadardı hem de şahit olsun ki ben de bu şekilde şahit olacağım. Hapsi oranı bir gusur getirdiler o tarafa. Sokanları. Hapsi öz şeydi. Şeyimizin. Gerçekleşen cenaze törenine katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, şehidin hakkında konuşarak bu saldırı ile ilgili soruşturmaların yapılmasına vurgu yaptı. Beyat aşireti lideri Şeyh Hüseyin Alluş'un oğlu kameramıza konuşarak duygularını şöyle ifade etti. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Mardin Gökkaya, şehidin hakkında konuşarak terör saldırısını kınadı ve şehidin hakkında şöyle konuştu. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmat Türkmen ise şehidin hakkında şöyle konuştu. Kifir halkının, o Türkmen milletinin, o Beyat aşiretinin başsağlığı dileriz. Bunun yanında buradan da aynı zamanda Devlet Reis Huzuraya, Sayın Mehmet Şeyh Sudaniye bu münasebetle ilgili acil bir tahkik açılmasını isteriz. Çünkü bu mantıkaya o Türkmenle burada yaşayan halkların arasında bir fitne salmaktır. Ve bunu fitnenin kanşarına acilen durması lazım, durulması lazım. Aynı zamanda da bu türlü hadise Irak'ta ilk defa drone'la şahsiye istihdaf olur. Ve bu da büyük bir görünlü ameliye rehabiyadı. Bundan sonra da başka eylemler yaşanmasın diye bunun öge alınması gerekir. Bugün Çifri iltihamızda Şeyh Hüseyin Alluş'un defin marasiminde Irak düşman cephesi olarak dünen malumunuzdur bir altısak vahşice bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırı neticesinde Şeyh'imiz şehit olmuştur. Şeyh'imiz Çifri iltihasında tanınmış şahsiyetlerden birisidir. Buradaki her zaman kardeşliği savunan, her zaman misafirperverliğiyle bilinen ve buradaki öcde gelen şahsiyetlerimizden birisidir. Böyle bir fiilin yapılması, böyle bir ilçede bölgesel yönetimin sorumluluğundadır. Artık merkezi hükümetin de sorumluluğundadır. İnsanlarımızın can güvenliği burada tehlikedeyse bu artık bir saat öncesi bu can güvenliği temin altına alınmalıdır. Esrarengiz bir saldırıyla Türkmen Bayat Aşireti Şeyhi Kifri şehir merkezinde suikasta kurban gitti. Beyat kabilesinin Şihi ve Kifri ilçesinin ileri gelenlerinden Şeyh Hüseyin Alluş dün akşam Kifri ilçesinde bir uçak saldırısında hayatını kaybetti ve Allah'ın rahmetine kavuştu. Rahmetli Hüseyin Alluş ailesine ve aşiretine ve dostlarına büyük üzenti bıraktı. Rahmetli Alluş aşiretine ve ilçesine büyük hizmet vermişti. Biz de Türkmen kanalının ekibi olarak Diyala'da Allah'tan rahmet dilerik. Ailesine ve sevenlerine ve Bayat aşiretine başsağlık dileriz. Mekanı cennet olsun. Irak Bayat Boyları lideri Hüseyin Alluş Beyatlı Türkmenli'nin Kifri ilçesinde düzenlenen drone saldırısı sonucu şehit oldu. Irak Bayat Boyları lideri Hüseyin Alluş Beyatlı Türkmenli'nin Kifri ilçesinde düzenlenen drone saldırısı sonucu şehit oldu. Türkmen Parlamento Bloğu Başkanı Erşat Salihi, Kürdistan İçişleri Partisi teröristleri tarafından işgal edilen Kifri ilçesinde Bayat aşiretinin ev sahibini insansız hava aracılığıyla hedef alan Bayat boyları lideri Şeyh Hüseyin Alluş'un şehit olmasıyla sonuçlandığını doğruladı. Şehrin öne çıkan yüzleri ve etkili sosyal figürleri gözden kaçmayacak diye dile getirdi.
Salihi, Başbakan Sayın Muhammed Şia El-Sudani tarafından temsil edilen federal hükümete, Erbil'deki bölgesel hükümete, Süleymaniye'deki terörle mücadele teşkilatına ve siyasi ortaklara, büyükelçilere ve diplomatik misyonlara acil müdahalede bulunmaya çağrıda bulundu. Öte yandan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Türkmen Kifri ilçesindeki Bayat aşireti lideri Şeyh Hüseyin Elluş'un insansız hava aracı ile hedef alındığı terör saldırısını şiddetle kınadı. Türkmenleri doğrudan hedef alan bu saldırı, aynı zamanda Kifri bileşenleri arasında güvenlik durumu, istikrarı ve kardeşçe bir arada yaşamayı bozmaya yönelik tehlikeli bir göstergeye işaret etti. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, Irak'taki Türkmen halkını savunmak için milli mücadelesini sürdüreceğini, Türkmen halkının kimliğine ve haklı davasına daha kararlı ve bağlı olacağını teyit etti. Ninova ili ve Tel Afyar ilçesinde gıda ürünleri ticareti genel şirketi Ajan Teler ve vatandaşlar arasında gıda kolileri dağıtmaya devam ediyor. Bu gıda kolileri piyasalarda gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasına önemli katkı sağladı. Mübarek Ramazan ayı münasebetiyle Ninova Valiliğinde gıda ürünleri ticareti genel şirketi vatandaşlara gıda sebetleri dağıtmaya devamlıdır. Ve bu dağıtım pazarda fiyatları kontrol altına aldı. Ramazan'ın bidayesinden Vizareti Ticaret Irak'ı'ya yolladı. Musul'a hacatı, Musul bir yolladı bize. İlk günden başarı bir huvazı alemağa muvatınlara. Bu indik müstemir huvazı alemağa gece gündüz. Şeker olsun, yağ olsun, nişe olsun, Ramazan vecbesi olsun. Kamil mükemmeldi hacat. Allah razı olsun özlerinden. İki bu hacatı yolladılar. İfkariye feyda eylediler bu Ramazan'da. Çarşının da sığırını koymadılar kalksın. Ramazan'ın ilk günlerinden başladı. Vizaret ticara, muvad Ramazaniye, Kamil'e yolladı Musul'a. Musul'u başladı, yolladı Ağdiyalara ve Nahilere. Yolladı bize. İndi biz bulaşıbuk muvatınlara vermeğe, lihaddilen müstemuruk vermekte bu muvadı. Bu fedası oldu fakir fukariye. Çarşıya yani sığırdaki enmeğe yani verdi, mahkeroniye verdi. Şehriye verdi, nişe verdi, nohut verdi, şeker, yağ, un, sıfır un verdi. Bunun da tamamen fedası oldu ifkaralara, o çarşıda koymada olansın. Çok fedası. Biz isteriz, Vizaret Ticaret'den, Hükümet El Merkeziye'den isteriz. Hassinlesin muvade, bundan yiyip, mesela indi alem ihtiyaçtı, bir kilo şekerdi, ödemiyor özünü. Bu bunlar yerine diyelim bize nişan yerine artırsa şekeri verse bir kilo, yağı bir vacibi artırsa bize mesela bir iki verse bir nakla fedası ol bize gayr aylara. Kalan başlasın aylar diye yani birer versin. Bir ay bize diye debel versin. Bize fedası olsun bu yağın. Şeker de bir kilo da ödemeye fakir fukaranın. Biz ki o kelam anatımız var. Yani her ay bize yerleşmiş tayin yani ne şekilde ay ahırani yani 45 gün oluyor ya 2 aya başvuru 50 gün oluyor yani burada bizim icarımız var burada ailemiz var kut yani yomimiz yani aylık mesela bir aylık almadık kimi özne gayr tatiller biz ay bu ayda hem icar ver hem aile sarf ile riaya malı paket her ay yer şeyi fakir fukara bas riayada var بعد سالية بالميخ بونش يد كاس المغا بر أيالي ikinci ay kesildi. أو بعد إندية كمال almıyor. Ayada var adı إندية كمال almıyor. Bu girişim yoksul ailelerin desteklemesine katkı sağladı. Ve vatandaşlar teşekkürlerini sundular. Biz şükranlarımız sunuyoruz Vizaret-i Ticariye ve özellikle Musul Demuin Dairesi'ne mahazinde olanlara ki tam vaktinde yettirdiler bu Ramazan sebedini ve bu gıdaiye müstezematın vatandaşlara bu vakitte gelmeyi çok faydası oldu bu yoksul kimselere alan mıydılar şekerinden olsun birinci olsun un olsun yağ olsun ama bizim istediğimiz Vizaret Ticaret'den bu Ramazan ayı hatır şu gerek bir iki madde esasiye şekerle yağı bir az havalandıraydılar şeysini yani sayısın. Tabii bu yani biz dedik vaktinde tam geldi. Bu vaktinde gelende ve esarı koymadı çok havalansın. Yani bu vakitte tevzi olmayaydı esar çok bundan üçkege olurdu.
Qida səbətinin dağıtımı Tılafərdə qida fiyətlərin istiqrarına qatqı buldu. Tılafər ilçəsindən qalıb sütu, Əl Türkmən Uyduq kanalı. Siyonist işgal güçleri suçlarına ilişkin medya kaynakları işgal ordusunun şifa hastanesinden çekilmesinin ardından hastane içinde ve çevresindeki sokak ve yollarda yüzlerce şehidin cesedinin bulunduğunu doğruladı. Kaynaklar şifa hastanesinde binaların yakıldığı ve tamamen kullanılmaz hale geldiğini doğrulayarak yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu belirtti. İşgal güçleri şifa hastanesi üzerinde her türlü zulmü uyguladıktan sonra bugün şafak vakti çekildi. Gazze Şeridi merkezindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ni hedef alan Siyonist bombardımanında 4 kişi şehit oldu, 17 kişi de yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü Hastanesi'ndeki ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere görevlendirilen bir operasyon sırasında çok sayıda sağlık ekibi personelinin hastaneye yapılan baskına tanık olduğunu belirterek devam eden kuşatma ve bombardıman nedeniyle Gazze Şeridi'nde sağlık koşullarının kötüleştiği uyarısında bulundu. Siyonist işgal güçleri Tulkarem şehrine yakın düzenleyerek Beit Halahim'in güneyindeki çok sayıda çocuk ve genci tutukladı. Saldırıyı TEP ticaret geçiş noktasından civardaki çevre bölgelerden geçen 20'den fazla askeri araçla gerçekleştirdiğini işgal araçlarıyla Hale şehir merkezinde dolaşıyor ve yoldan geçen Filistinlilerin hareketlerini kısıtlamak için kasıtlı olarak engelliyor. Siyonist işgal güçleri Güney Lübnan'daki Raşaya el-Fahar kasabası çevresinde saldırılar başlattı. Medya kaynakları ülke sınırlarında hedef alınan kasabada baskınlarda çok sayıda insan ve malzeme kaybının yaşandığını, Siyonist düşmanı Güney Lübnan'a yönelik saldırılarının Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı günden bu yana devam ettiğini bildirdi. Gazze'de devam eden çatışmalarda Siyonist ordunun yaralanan subay ve asker sayısı 6800'e çıktı. Siyonist varlığın medya kuruluşları yaralılar arasında yedek kuvvetlerden 4716 askerin bulunduğunu ve sayısının artabileceğini belirtirken kaynaklar daha önce kara operasyonun başlamasından bu yana ölü sayısının 600'ü aştığını açıklamıştı. Şimdi haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Başbakan Muhammed Ciyad Sudani, Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan Dünya Ekonomik Forum'un özel toplantısına katılmak üzere resmi bir davet aldı. Başbakan, Federal Mahkeme Başkanı Casim Muhammed El Amiri ile genel durumu ve ulusal düzeydeki dosyaları görüştü. Necef ve Kerbela'da ziyaret törenleri için entegre bir hizmet, sağlık ve güvenlik alarmı altında İmam Ali'nin aleyhisselam şehadet yıldönümü anıldı. Federal Yüksek Mahkeme görevsizlik nedeniyle parlamento başkanı seçim oturumunun iptal edilmesi yönündeki davayı reddetti. Medya kaynakları işgal ordusunun şifa hastanesinden çekilmesinin ardından hastane içinde ve çevresindeki sokak ve yollarda yüzlerce şehidin cesedinin bulunduğunu doğruladı. Gazze Şeridi merkezindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'ne hedef alan Siyonist bombardımanda 4 kişi şehit oldu, 17 kişi de yaralandı. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.